Bunca yıldır uğraşıyorsunuz, siyasetin içerisindesiniz. Dış güçleri tespit edebildiniz mi? Her gittiğiniz yerde duyuyorsunuz dış güçleri, dış güçleri. Tespit edebildiniz mi? Buldunuz mu bu dış Tabii. güçler kimdir, nedir? Nurettin Nebati. Nurettin Nebati'den büyük dış güç mü var? Urfalı Doların değil mi 13 kendisi? liraya düştüğü akşam kim düşürdü bunu lan? Kim düşürdü? Her yanım kıpır kıpır oynuyor. Dolar düştü. Malatya'da halay ekibi horon, Urfa'da halay ekibi horon çekti. Dolar 16 lira. Soruyordun ya kim düşürdü diye. İçin dışın gıpır gıpır oynuyordu ya. Dış güç diyorsun Londra'ya gittin, kovdular tefeciler seni. Dış güç diyorsun Paris'e gittin, kovdular tefeciler seni. Dış güç diyorsun Amerika'ya gittin, kovdular seni. Dış güç dediler Birleşik Arap Emirlikleri'ne, şerefsiz, FETÖ'cü, terörist, katil dediler. 5 finans, milyon finans dolar, 5 milyar dolar finanse etti dediler. Gittiler kardeşim diye sarıldılar. Prens Salman'a katil dediler. Ya bir resimleri var. İnsanın duygular nasıl geliyor öyle birbirine sarılırken. Tayyip Erdoğan'la Prens Salman'a öyle bir sarıldı ki birbirine duygu. Terörist dediler İsrail'e. Kardeş yaptılar, halı serdiler. Sisi darbeci dediler, kardeş yaptılar. Konsolosluk açtılar, elçilik açtılar. Dış güç bunların kendisi Esad'a ya. Esad'a da sıra gelir mi acaba? Gelmiyor çünkü parası yok Esad'ın. Garip o da bizim gibi. Parası olsa vallahi ona da gelirdi. Parası olsa ona da gelirdi. Meselenin çözümü Esad'da zaten. Sığınmacıların çözümü Esad'da. Ama adamın parası yok diye gitmiyorlar hala. Adamın niye gitsinler? Bu iş büyüdükçe gönderiyor ya Avrupa. Yeşil dolarlar, mor eurolar geliyor ya. Dolayısıyla niye gitsin?